kiraladık. Arabayı 3 gün boyunca elimizden geldiğince gezmeye çalışacağız ve ben de sizi gezdiğimiz yerlere götüreceğim. Elimden geldiğince her yeri çekmeye çalışacağım. İlk olarak bugün Saint Hilaire'in Kalesi'ne gidiyoruz. Girne'de gezeceğiz bugün. Saint Hilaire'in Kalesi Beşparmak Dağları'nda bulunuyor. Böyle tepede bir kale ve çok eski zamanlardan kalma bir kale. Şimdi orayı gezeceğiz. Geçen sene de gitmiştik ama bu sene yine gidiyoruz. Ardından tanka gideceğiz. Gitmeye çalışacağız daha doğrusu. Ve ondan sonra da Karmi Köyü'ne gideceğiz. Ben buraların hepsini sizler için çekmeye çalışacağım. Hadi hep birlikte şimdi videoya başlayalım. Biletlerimizi alacağız, ondan sonra da kaleyi gezmeye başlayacağız. Şansımıza hava da çok sıcak değil, böyle kapalı, muhtemelen yağmur mu gelecektir nedir, bayağı bir bulutlu hava. Serin serin gezebileceğiz. Aldık. Öğrenci 5 lira. Türk ve KKTC vatandaşlarına da giriş 7 lira. Eğer yabancıysalar da. Onlar da girişi 9 lira. Gerçekten çok büyük. Yani böyle 1,5-2 saatinizi çok rahat alır. Öyle konuşamıyorum. Şimdiden nefes alıp birazcık kalmaya başladık. Bu arada dayımın kızı Aybüş geldi. Evet, kameralara hala alışamadan ben onu alıştıracağım. Zorla çekeceğim seni. Bizans Kilisesi'ndeyiz. Saint Hilaire'in Kalesi Kıbrıs'ın en temel kalelerinden bir tanesidir ve Orta Çağ'a ait olan bir kale. Saint Hilaire'in Kalesi ve Didymor olarak da bilinen kalenin ilk ismi burada yaşamış olduğu sanılan bir tane Aziz'e aitmiş. İkincisiyle Orta Çağ insanların çok sevdiği kelime oyunlarıyla ortaya çıkmıştır kalelerin. Geçmiş zamanlarda da söz konusu dağ zirvesindeki tepelerin ayrık olması ve aralarında da bir vadi bulunmasından dolayı ikiz kaleler diye anılıyormuş. Bu ismin ilk Latin yerleşikler tarafından yanlış telaffuz edilmesiyle de isim Didymor diye kalmış. Saint Hilaire'in Kalesi Kıbrıs'ta ada halkını Arap akınlarına karşı uyarmak ve korumak için dağların en yüksek noktalarını gözetleme noktası olarak yapılan kaleler zincirinin bir tane halkasıdır. Bu koruma işte Girne, Bufaventova, Kantar'da da birer kaleyi içermektedir. Yani kaleler zinciri vardır. Bu sadece Saint Hilaire'in, işte Bufavento Kalesi var biraz daha ileride. Daha sonra Karpaz'a giderken yapılan Kantara Kalesi var. Bunlar hep 7. yüzyılda başlamış ve aralıklarla da 10. yüzyıla kadar sürmüştür. Bu kale Lüzinyan döneminde geliştiriliyor ve güzelleştiriyor. Kıbrıs'taki diğer kalelerden farklı olarak da hava sıcak olduğunda bahçenin serinliği ve Kıbrıs'ın en güzel manzaralarından birini görme şansı bulunuyor kalede. Zaten daha sonra göreceksiniz manzarayı. Kale ayrıca birçok asilin başları sıkıştığı zaman sığınacakları bir yer olarak da tarihte yerini alıyor. Kale 1489 yılında Venediklilerin adayı ele geçirmesiyle boşaltılıyor ve kaderine terk ediliyor. 3 ana temel bölümden olunuyor. İlk başta çektiğim yer 1. bölümdü. Şu an biz 2. bölümdeyiz. Ardından 3. bölüme geçeceğiz. 2. bölümde işte şu an görmüş olduğunuz Bizans Kilisesi falan bulunuyor. En tepe zaten ayrı. Kısım
yılındayız. İşte burada kalede askerlerin kullandığı silahların bakım ve onarımı yapılıyormuş. Şimdi kale komutanının odasına gidiyoruz. Muhteşem bir manzara göstereceğim. Pişiriyorlarmış o zaman da yemeklerini. Hem de arkada görmüş olduğunuz fırınla pişiriyorlarmış. Bu da böyle eski o dönemin yani kalenin mutfağıymış. Bu ikinci bölümde bir tane kafe bulunuyor. Eğer işte geldiğinizde orada oturup bir şeyler içebilirsiniz. Aynı zamanda kafenin manzarası da çok güzel. Şöyle biraz göstereyim. Kafeden limonata aldık. %100 doğal dünyanın en güzel limonatası yazıyordu. Ama hakikaten çok güzelmiş limonata. 8 liraydı bardağı da şu şekilde. Şimdi sadece şuradaki balkona eğer kafeden bir şey alırsanız çıkmaya izin var. Biz de şimdi kafenin balkonuna çıktık. Birinci ve ikinci bölümleri bitirdik. Üçüncü bölüme doğru başlıyoruz. Zaten burası en tepe noktaya kadar çıkıyor. Şu arkada görmüş olduğunuz yerde zaten az önce oturduğumuz kafe. Walt Disney'in Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler çizgi filmi de yaratırken Saint Hilaire'in kalesinden esinlenildiği söyleniliyor. Birçok Disney çizgi filminde resmedilen kuleler zaten kaledeki kulelerle büyük benzerlikler gösteriyor ve kalenin de bir peri masalından çıkmış gibi duran mistik havası da zaten birçok sanatçıya ilham kaynağı olduğu söyleniyor. Hey abi, yorulduk. Şu an kalbimiz küt 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 atıyor. Birazcık dinleniyoruz. Sonra yine çıkmaya devam edeceğiz. Şimdi soru devam ediyoruz. Bak. Durumlar, bir yorgunluk var mı? Gayet güzel. Gayet güzel, çok değişik. Havadan dolayı şanslıyız. Eğer kaleye gelecek olursanız öğle saatinde gelmemeye dikkat edin. Yani havanın sıcak olduğu zamanlarda. Çünkü gerçekten çok yoruyor. Sabah saatlerinde zaten çok güzel, güzel oluyor. Serin günleri. Aynen. Takip edin. Hava durumuna bakıp da gelebilirsiniz. Ama bence kalenin en güzel ziyaret edilme zamanları Nisan, Mayıs. Ondan sonra Eylül, Ekim falan. Kışın zaten çok olmaz yine. Kışın da hava güzelse de tabii ki yine ziyaret edebilirsiniz de. Çok yüksekte olduğu için kale bayağı bir esintili olacaktır. Ve yürüyüş yolları da yani şeyler basamaklar da bayağı bir kaygan. Gelirken ona göre ayakkabıyla gelin yine. Öyle. Üçüncü bölümde birazcık dik merdivenleri var ve zikzak çıkışlarla
bir yürüyüş yoluyla başlıyor 3. bölüm. Daha sonra iç bahçeye gelindiğinde de burada işte içinde mutfak falan bulunuyor, sarnıçlar var. Nefes nefese kaldığım için konuşamıyorum. Ve daha sonra ilave odaların kalıntıları karşımıza çıkıyor. Daha sonra işte batıda bahçe Lusignan dönemi kraliyet odalarıyla kesiliyor. Yine bu bölümde işte gotik mimari özellikle pencereler var, göreceksiniz. Aynen işte kraliçe pencereleri olarak bunlar biliniyor. Ve gerçekten çok güzel bir manzarası var. Bahçeden kısa bir tırmanışla da en yüksek kısma, yani zirveye ulaşıyoruz. Bu arada zirvede 732 metre yükseklikte ve müthiş bir manzaraya sahip. Ile ilgili hazır böyle durmuşken birazcık daha bilgi vereyim. Çok büyük beşeri trajedilerin yaşandığı bu kalede işte 14. yüzyıl sonlarından günümüze ulaşan trajedi Kıbrıs Kralı 1. Peter'in kardeşi Antakya Prensi John ile ilgilidir. Prens ve ailesi Kıbrıs'a saldıran Cenevizlilerden korunmak üzere St. Hilaire'in kalesinde yaşamaya başlamıştı. John kendisine düşman olan kraliçe Eleanor'un yalanları sonucu sadık korumaları olan Bulgar askerlerinin kendisine karşı gizli planlar yaptığına inanmıştı. Bu olaya çok kızan prens Bulgar da korumalarını yanına çağırarak tek uçurumdan Prens John'u aşağıya atıyor. Bu olayın da bugün Prens John Kulesi olarak bilinen yerde yaşandığı tahmin ediliyor. Prens John Kulesi de şu birazdan gideceğimiz yerde, orayı da çekerim. Bu kraliyet saraylarından kraliçe odalarının ikinci katına çıkıyoruz. Zaten asıl böyle işte gotik mimari eserlerin bulunduğu yerde, mimari eser derken yapıların bulunduğu günümüze kalan ikinci katta bulunuyor. Kraliçe pencereleri denilen yere geldik şimdi. Şimdi Prens John Kulesi'ne ve en zirveye, yani 732 metre yüksekliğe doğru gidiyoruz. Bilet aldığınız yerden şöyle bir hani şey isteyebilirsiniz. St. Hilaire'in Kalesi hakkında bir broşür isteyebilirsiniz. Eğer yok derlerse de az önce bizim işte limonata aldığımız kafeden de orada da bulunuyor. Oradan da isteyebilirsiniz. Zaten ben de oradan aldım. Genelde çünkü bilet aldığımız yerde kalmıyormuş. Şimdi en tepeye doğru devam ediyoruz. Geliyorlar. Burası da gözetleme odası. İşte gelecek saldırıları falan askerler. Şurada gördüğünüz küçük pencerelerden gözetliyorlarmış. Evet, babam en zirve noktaya varmış bile bizden. Kareye geçen geldiğimde şu an şu noktaya gelemiyordum. Ama bugün çok rahatlıkla geldim. Kendimi aşmış bir durumdayım. Evet, çünkü bayağı bir dik gördüğünüz gibi. Kalenin en zirve noktasına geldik. Şansımıza da kimse yok. Çünkü önceki gelişlerimizde hep burası bayağı bir kalabalık oluyordu. Fotoğraf çekilmek için sıra gelmiyordu. Şansımıza bomboş. Gördüğünüz gibi demirlere de buralara böyle millet dilek tutup peçete, çalı çırpı ne bulduysa hepsini bağlamış. Çıktıktan sonra şimdi sıra geldi yine çıktığımız yolları geri dönmeye. İşte kale tam olarak bu kadardı. Gerçekten manzara müthiş. Gelecek sosyal medyaya video yüklüyoruz. Babam da Facebook paylaşmak için aşağıda video çekiyor. Çıkışının zorluk yönü hani böyle nefes nefese kalıyorsun ama inişin zorlu yönü de merdivenler çok kaygan olduğu için bu sefer ayaklar kaya böyle tutunmadan inemiyorsunuz. O yüzden inişi çok fazla çekemeyeceğim. Ne arıyorsun orada? Param bitti yavrum, param arıyor. Babam saçı çok olmamasına rağmen asla taraksız ya, gezmez. Var, bak be yavrucuğum, bak var yanda var. Bak ayağın ışık gibi yanlarda var. Helal olsun gerçekten. Tarağımı evde unuttuğumda tarak aramıyoruz. Çünkü babamın tarağı var.
annemler aşağıda bekliyorlar. Ben Prens John Kulesi'ne doğru tırmanıp size orayı da göstermek istedim. Benler gördüğünüz gibi bayağı acı bir dik. Böyle kaleleri falan gezerken o insanlar bu o dönemde daha doğrusu nasıl yaşamışlar diye çok merak ediyorum. Düşünseniz ya, taştan evler dağın tepesinde. Ulaşım zor. Çok tuhaf. Az önce anlattığım Prens John'un da buradan atılarak öldürüldüğü söyleniyor ama kapalı. O yüzden çok fazla gitmeye gerek yok oraya. Gerek yok dedim ama yine de geldim. Hazır buraya kadar çıkmışken. John'un şu arkadaki boşluktan atılarak öldürüldüğü söyleniyor. Bayağı bir yüksek yalnız. Geri dönüşe geçiyorum. Annemler çünkü beni aşağıda bekliyorlar. Girne küçük yer. Sümeralarla karşılaştık burada da. Sümeralarla kalede karşılaştık. O da ailesiyle geziyor. Araba kiralamışlar. Şimdi biz inişteyiz. Onlar çıkışta. Sandalyen Kalesi turumuzu da böylece tamamlamış olduk. Gezdiğimiz yerleri böyle kısa kısa, yani mesela Sandalyen Kalesi'ni çektiysek videoyu burada bitireceğim. Şimdi buradan tanka geçeceğiz. O da diğer videoda olacak. Çünkü videoların çok uzun olmasını istemiyorum sizin de sıkılmamanız için. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecek video tank olacak. Onu da izlemek için dilerseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.